Tarçın, limon, cappuccino. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın bugünkü misafirimize. Kapıyı açtım, direkt içeri girdi. Önce biraz yabancıladı tabii ki. Sonra böyle yayıldı. Yalnız çok keyfimize düşkünüz ya. Uyudun mu kız? Kalk bir arkadaşlarımıza merhaba de. Yalnız bu bizim kapımıza gelen üçüncü kedi arkadaşlar. Bu üçüncü kedimiz. Bu bana bir sinyal mi acaba? Kızlar aşırı kedi sahiplenmek istiyorlar. Daha önce iki defa evimizin kapısına aynı kediydi. İki defa aralıklarla geldi. Kızlar çok üzüldüler sonra içeri almadık diye. Ben sahibi olduğunu düşündüm. Bence bunun da sahibi var. Bu bir ev kedisi bence. Sokak kedisi değil kesinlikle. Şu rahatlığa bakın ya. Güneşi gördü. Sobanın sıcağı. Aleyna, Aydanur bunu görmesin. Kesin eve götürelim derler. Ya açıkçası ben de ev değil de burada sahiplenmek istiyorum. Biraz önce ben işe gittim. Bu burada yatıyordu. Dedim sakın kediyi kaçırmayasınız. Gülüyorlar bana. Bakın rahatlığına. Yalnız ismini bilsek daha güzel olacak. Ya nasıl güzel uyuyorsun sen ya? Neyse bizi sahiplenmek isterse o, biz onu sahiplenmek istiyoruz ama burada eve götüremem sanırım arkadaşlar. Bu sorumluluğu alamam gibime geliyor. Kızlar çok istiyorlar. Hatta evcil hayvan şeylerinden kedi sahiplenmek istiyoruz diye araştırıyorlar, bilgi falan bırakmışlar. Ama bilmiyorum ben kedi sorumluluğunu alabilir miyim diye bilemiyorum. Şunun rahatlığına bakın ya. Uyudu valla. Valla uyudu. Güneşi de gördü ki. Kuyruğa bakın. Sabitlendi. Demin sallıyordu. Aa. Uyusun bakalım biraz. Diyorum ya kızlar bunu görmemeleri lazım. Direkt eve götürürler görürlerse. Tarçın, baksana ne aldım ben. Gel, bak. Gel. Sana aldım. İşe gittim, gelirken süt aldım. Ay acıkmış kuzum ya. Sen aç mıydın? Tarçın. Oh, daha var içse. Aleyküm selam. Süt aldım. Biraz daha döksene Metin. İçiyor. He, acıkmış. Çakı bakayım be. He. Hadi iç bakalım. Ona süt, size de kahve yanına bisküvi aldım. Oh, doydun mu? İç orayı bitir. Ayhan amcan gelmeden orayı bitir. Çabuk, Araya veriyorsunuz çabuk. sütleri Çabuk, de. Bitir sütleri, araya veriyorsunuz diye çabuk. kızar bize. Orayı da Aysim'a içer. Öğlen gelince. Sana da bisküvi aldım Metin. Seni de Teşekkür düşündüm. ettim. Seni de düşündüm. Arada beni de düşünüyorlar işte. Hadi bitir sütünü. Bak Ayhan amcam bana kızar sütleri araya veriyorsun diye. Tarçın. Heh, bitir onu. Acaba adı ne bunun ya? Ayıp kedi vardı. Şey varmış, evcil hayvan sayfası, oraya paylaşıyormuşsun. Sahibi görürse geliyormuş. Paylaşsak mı oraya? Yoksa bizim olmuştu. Bir saati Sahibi geçtim. yoksa benimse. Aha, doydu bak.
Tarçın. Tarçın değil de karamel mi desek? Bulamadım sana isim ya. Şşt, duydun mu? Kız, kız da değil erkek. Şey yatırdım annemi bu. Metin'in elini anında çizdi. Şey duydum. Sana karşı bir antipatisi var. Aa bak seni ısırıyor. Bak seni sevmiyor Metin. Bana öyle bir şey yaparsan direkt sevgimiz biter. Aramızdaki münasebeti keser. Ay bak ya. Allah'ım. Sevgi manyağı bu ha. Bu bunu bayağı sevmişler bence. Allah'ım. Bize biz alalım değil mi Hülya Bey? İşte bu bizim oldu ya, tamam artık. Sahibi yoksa benimse dedim ya. Cansu'ya götürsün. Götür şey, giderken. Resmini ama, atsana ama, ne diyecek. Anam, anam, getireyim mi diye. Resmini atsana Cansu'ya. Yok. Anam, getireyim mi akşam eve de? Ciddi bölmedim ya. Yalnız tüyler uçuş ya. Hiç sevmem tüyleri. Bak tüy konusunda anlaşamayacağız seninle. Her şey iyi tamam. İyi hoş. İyi hoş. Ama tüy. Hu hu. Keyfe bak ya, kuyruğa falan. Bunun adı miskin bence. Dönüp dolaşıp yatıyor. Miskin mi? Ayhan amcan geldi. Arkadaşlar. Ayhan amcan geldi. Kalk saygı duruşuna. Kalk saygı duruşuna. Yerinin sahibi geldi. Kalk oraya, onun yeri. Bak beni hiç tırmalamıyor. Sen çocuğa vurmuşsun. Vurmadım. Seni niye tırmalıyor? Hırpaladın mı? Ne yaptın? Seni tırmalıyor. Sana karşı bir antipatisi olmuş. Bak beni hiç tırmalamıyor. Vurmadım. Sadece sevdim ben onu. Biraz hırçın sevmişsin sanırım. Kuyruğunu sevdiğim. Uyuyor bu. Metin takipçileri seni tahmin etmişler. Şimdi yapmadığına bakma, anasının evinde karısına yapar demişler. Annene bunu izlet lütfen. Şu an yapmıyorsun ama evlenince karına yapacağım. Bak şimdiden başladı. Ben Metin'i alıştırmaya başladım. Ben şimdiden Metin'i alıştırıyorum. Kahvelerimizi yapıyor. Karısına da yapacak değil mi? Her zaman. Yapacaksın mı? Yemek falan. Yemek falan. Yemekte yardımcı olur. Yapar ya. Metin akıllı çocuk. Ben inanıyorum. Yemek bile yapar. Yarın bir bakmışsınız. Karısına kuru fasulye pilav pişirmiş. Çok mu abarttım? Ayhan işe gitti. O gelinceye kadar biz içelim de o da gelince içsin. Bisküvilerimizi de açalım. Bir kahve saati yapalım. Ya bu kız, ya bu oğlan, pardon kız değil. Ya bu ne denir? Oğlan kedicik. Demek de olmadı sanki. Değil mi? Kedicik. Ya bu kedicik. Hiç kendini bozma işi. Böyle miskin miskin yatışı. Sütü içti, işte. Uyku getirdi. Sütü içince uykusu bastı. Evet abi. Bu mu benimki? Evet abi. Bu biraz daha tozlu fazla var. Daha sütlü ha? Evet. Bir kahve saati yapalım. Yapıyorum kahve. Ayhan abi de yapıyor bazen de işte. Kıymetini bilmiyor ya. Nankör nankör. Neyse yani yanında böyle mi? Yanında böyle şeyler söylemeyelim. Öyle de demeyelim. Bakın çiçeğimi açtı bayağı. Bugün bayağı açmış Metin bu. Şu bence beyaz açacak. Bunda beyaz ışığı görüyorum. Birkaç güne kadar o da açar. Takipçilerine kahve yapabiliriz. Bakın arkadaşlar, Metin'den size açık davet. Gelirseniz Metin kahve size kahve yapacak. Bisküvi de alalım. Bisküvi de alırız. Gelirseniz Metin yapacak kahvelerinizi. Sözünü verdi. Ben karışmam. Yalnız çiçeklerim çok güzel oldular ya. Ben buraya gidip gelip hayran oluyorum. İstediğiniz yere de götürürüz. Bak istediğiniz yere Ayhan abin geliyor. Yap kahveti. Ha, yok yolcu alıyor, yapma. Tam yolun ortasında yolcu alıyor ya. Ne adam. Bak. Bu tarafa yeşil yanacak şimdi. Neyse geçti. Neyse kurtardı yanmadan. Testing. Yok doğru. Thank you.
Aysima'yı okuldan aldım, biraz önce eve geldim. Öğle yemeğini yapmak için. Şöyle mutfak balkonunu açtım ki biraz hava alsın diye. Bakın ne gördüm. Akşam demiştim ya, buraya herhalde spor aletleri gelecek. Çünkü diğer tarafta oyun parkı var diye. Hayır, burası da oyun parkı oluyor. Aysima bu duruma çok sevinecek. Ben de sevindim açıkçası. Şuradan hemen iner, oynar çıkarlar. Aydanur götürür onu. Ya da ben indiririm. Yani kapımızın önünde olması çok iyi olacak. Biraz gürültülü olacak ama olsun. Bence iyi olacak. Son durumu da çekerim size. Hemen yemek işine geçtim. Böyle kameramı yakınlamıştım. Nohut koydum, pişiyor. Ben bir yandan pilavı kavurmaya başladım. Sefer taslarımızı çıkardım buraya. Pilavı da pişireceğim. Namazımı kılıp çıkacağız. Aç bakayım nasıl çıkacak. Hani başlığı da vardı. Aleyna'nın şarj aleti bozulmuştu. Yeni şarj istedi yalnız. Kargocuya dedim ki bizim kapıda şey var. Bak buraya su dökülmüş Aydanur. Al şunu. Burayı da sil. Kapıda ayakkabılık var dedim. Ayakkabılığın içine bırakabilirsiniz. Resmen kapının önüne bırakmış gitmiş. Neyse ki kimse almamış. Neyse bunları kaldır. Bu arada arkadaşlar, biraz önce eve geldim. Durağın yemeğini bıraktım. Sonrasında babamın arkadaşının cenazesi vardı. Başsağlığına gittik. Şu yemeğin altını kıssana. Böyle lokum ve kahve verdiler. Ağzına bulunsun inşallah. Bir de tesbihi. Bunu namaz tesbihi yapacağım. İnşallah namazda çekeceğim ve dua edeceğim. Oradan Aydanur'u aldık. Biraz önce geldik. Şimdi yemeklerimizi istiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Parkın son durumunu göstereyim mi? Ben size demiştim. Komşum demişti aslında. Ben değil de. Buraya spor aletleri yapılıyor diye. Çünkü o ayaklarını bağladıkları demirleri. Önce beton falan attılar. Demirleri ayarladılar. Yere bağlanacakları demirleri. Şimdi rüzgar esiyor. Telefonu dışarı çıkarınca pek ses gelir. Bayağı güzel olacağı benziyor. Aysima çok mutlu oldu görünce. Aydanur bile sevindi. Artık Aysima'yı parka götürmemize gerek yok. Direkt burada. İner hemen karşıya. Çok iyi oldu burası bize ya. Çok sevindim vallahi oyun park olmasına. Şeyden çok, spor aletlerinden çok oyun park olmasına sevindim. Komşularım pek bu durumdan mutlu değiller. Çünkü çocuk sesi çok fazla gürültü olur burada diyorlar. Onların çünkü küçük çocuğu yok. Bizde küçük çocuk olduğu için binada en küçük çocuk Aysima zaten. Aysima'dan küçük çocuk yok. Onun için en çok biz sevindik sanırım. Görevli namaz kılıyor. Allah kabul etsin. Neyse, yemeğimizi ısıtalım. Yemeklerimizi yiyelim. Akşam da başsağlığına gideceğiz. Ayhan'ın arkadaşının annesi vefat etmişti. Akşam da oraya. Bugün böyle taziyelerle geçecek. Bugün var ya, hava çok güzel, güneşli ama buz gibi de soğuktu. Yemeğimizi yedik, mutfağı toparladık. Şöyle hemen Narcamcan'ın kahvesini kahve kavanozuma doldurdum. Lokumunu da açtım. Birazını böyle eve alacağım. Birazını da yarın durağa götüreceğim. Orada da yesinler. Yeterli. Şurayı da yarın durağa götürürüm. Bu da eve olsun. Hemen onun kahvesinden bir kahve yapıp içeceğim. Ayhan'dan haber bekliyorum demiştim ya. Arkadaşına başsağlığına gideceğiz. O beni arayınca çıkacağız. O arayıncaya kadar şöyle bir kahve içeyim. Sonrasında
hazırlanıp çıkacağız. Biraz önce eve geldik. Gündüz cenaze ziyareti, akşam cenaze ziyareti derken girdiğiniz ortam gerçekten psikolojinizi etkiliyor. Şu an enerjim çekilmiş, modum düşmüş, keyfim yok. Yani duygusal ortamlar insanı çok etkiliyor gerçekten. Şu an öyle bir modum düşük ki anlatamam size. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. Özlemişiz de görüşmeyi. Biz müsaade isteyelim artık dedim. Hani onlar da anlatıyorlar işte annesinin hastalığını anlattı, hastanede yattığı dönemleri anlattı. Bayağı duygusallaştılar. Hani konuşmak da iyi geliyor, sohbet etmek de iyi geliyor. Oturun daha erken dediler, saat 10.30 olmuş biz geldik eve. 8.30 gibi falan gitmiştik zaten. Dedim oturmayı çok istiyorum, benim de çok hoşuma gitti. Hani özlediğimiz bir ortam oldu, sohbet ettiğimiz bir ortam. Ama kızlar evdeler dedim, depremden beri akşam ilk defa yalnız bıraktık onları evde. Ben burada oturuyorum ama aklım da evde dedim. Hani ne yaptılar, ne yapıyorlar, korkuyorlar mı? Tedirgin oturuyorum dedim, gidelim biz artık. Biraz önce geldik, Aysima uyumuş. Onu uyutmuşlar. Kızlar oturuyor, Aleyna ve Aydanur oturuyorlar. Böyle oldu. Biraz diyorum ya, enerjimiz düşük bir gün sonu oldu maalesef. Rabbim kalanlarımıza ömür versin. Her zaman söylüyorum, ben bunu hep dile getiriyorum. Normal arkadaşlarımla konuştuğumda da her zaman, yani böyle cenaze mevzusu geçtiği zaman hep diyorum ki Rabbim sıralı ölüm nasip etsin inşallah hepimize. Yani gerçekten önceleri hani sıralı ölüm derlerdi, pek anlamazdım ne demek istiyor, ne alaka derdim, sıralı ölüm ne demek. Ama şu an onun o kadar bilincindeyim ki evet Rabbim sıralı ölüm versin. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın inşallah. Ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Yani gerçekten tanıdığım kişiler olunca daha bir etkileniyor insan. Hani tanıdığınız kişinin öldüğünü duymak çok etkiliyor. Rabbim onlara da merhametiyle muamele etsin inşallah. Ben yatsıyı kılmamıştım. Şimdi yatsıyı kılacağım. Böyle geç olunca da insana bir ağırlık çöküyor resmen. Bugün aslında cüze başlayacaktım. Ramazan öncesi başlayayım, Kadir gecesine yetiştireyim düşüncem vardı. Gündüz hiç okuyamadım. Akşam böylesine derken bugün de kaldı. Aslında dün başlayacaktım. Dün annemler geldi, yine olmadı. Akşam namazı sonrası okuyayım diye düşünüyordum. Bugün yine bu şekilde inşallah yarın başlayacağım. Sizler başladınız mı? Kur'an kursu hocası yolcum var benim. Onlar dün başladılar. Dün bana dedi mukabeleye başlıyoruz diye. Ben de onlarla başlayayım diye düşünüyordum. Günlük bir cüz bir cüz Kadir gecesine yetiştireyim diye düşünüyordum. Maalesef hala başlayamadım. Sizler başladınız mı? Ne durumdasınız? Cüzler başlandı mı? Hatimlerimiz başladı mı? İnşallah ben de Allah izin verirse yarın niyetlenip hatmime başlayacağım. Ramazan'da inşallah Kadir gecesine yetiştirmeye çalışacağım. Bir buçuk cüz gibi okumaya çalışıp inşallah Kadir gecesine Rabbim nasip ederse okumayı planlıyorum. Sizler de başladıysanız bana yazın. Başladınız mı? Ya da benimle mi başlayacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Böyle ara sıra birbirimize söyleyelim. Başladık, başlıyoruz, şu cüzdeyiz diye. Birbirimize fikir olur en azından. Kimler ne kadar okudu, nereye kadar geldiler falan diye. Fikir alışverişi yaparız inşallah. Bu arada arkadaşlar, bizim tarçın gitmiş. Tarçın dedim, cappuccino dedim. Başka ne demiştim ya? Ben birkaç isim söyledim ama en son tarçında kalmıştım. Ben öğlen sonu cenaze taziyesine gittiğimde kapıyı açmışlar, o da çıkmış gitmiş. Durağa geldim, yok. Ayhan'a dedim tarçın nerede? Vallahi diyor kapıyı açtık. Dedi ki diyor şöyle bir dolaşıp geleceğim dedi diyor. Gitmiş. Diyor Ayhan, sen ona diyor hani süt verdiğin için o dönüp dolaşıp gelecek bence diyor. İnşallah gelir. Bilmiyorum. Ben çok istemiştim durakta kalsın. Eve getirmeyi bir an düşündüm. Bir an vazgeçtim. Ben Instagram'da paylaştım bugün onu. Sabah hem YouTube'a çekerken bir yandan da Instagram'a paylaştım. Misafirimiz var. Bayağı yerleşti. Sahibi yoksa bizimse falan yazmıştım. İkilemde kaldım. Kararsız kaldım arkadaşlar. Aleyna çokça kedi istiyor. Diyorum ya Aydanur da istiyor ama Aleyna çokça fazla istiyor. Hatta araştırmaya başlamış, British istiyor o. Hani şu yuvarlak kafalılar var ya, griler. Aleyna ondan istiyor. Hatta işte dediğim gibi birkaç yere şey yapmış, biz kedi sahiplenmek istiyoruz diye. Bugün Instagram'dan
çokça sana göre değil diyenler de var. Mutlaka almasın. Bizim kapıya da birkaç defa kedi gelmişti. Almamıştım ben onu içeriye. Şimdi durağa geldi. Bir takipçim yazmış ki bence bu sana bir sinyal. Sen kedi sahiplenmelisin. Başka bir takipçim de yazmış ki asla senlik değil. Çok tüy döküyor. Evde koku yapıyor. Sen yapamazsın diye. Bugün durakta baktım. Evet tüy döküyor. Evde olsa ben yapamam dedim. Hani böyle tüy dökerse ben katlanamam yani. Yapamam. Ama çok da sevdim. Hani ben normalde kediye dokunamam. Bugün onu sevdim. Hani bakayım dedim. Hani eve alsam bakabilir miyim? Çok ikilemde kaldım arkadaşlar. Kedi besliyorsanız bu konuda da bana fikir verin. Bana fikir verin ne yapmalıyım? Aleyhin çocuklar çok istiyorlar almayı. Ama ben gerçekten hani bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Tüy dökerse, evde koku yaparsa sanırım yapamam. Öyle olursa. Bilmiyorum, benim komşumun da var. Ben komşuma da gidiyor geliyorum. Onun evinde de hiç koku falan yok. Ama tüy olayı var diyor. Hani salona mesela onlar izin vermiyorlar. Kaju salona giremez diyorlar. O da kapıdan girmiyormuş salona. Salonun kapısından dönüp gidiyormuş. Alıştırırsanız tabii olur. Ama bizim her yer kullanıldığı için mecbur kedi de her yere girecek. Bilmiyorum yani, kararsızım bu konuda da. Fikirlerinizi açayım. Bana fikir verin. Sahiplenmeli miyiz kediyi, yoksa ben bu iş bana göre değil, hiç başlamadan vaz mı geçeyim, siz bana fikir verin. Buradan artık vedalaşalım arkadaşlar. Bugünlük artık benden bu kadar olsun. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.